Evet, Büyükşehir Belediyesi. Tamam değil mi? Evet, evet abi. Abi ben iyi böyle siz. Bence ayak yapıyorsun değil mi? Çekiyorum. Suyunu yaktıysan orada. Bunu çek, başka bir şey olsa bunu yapma. Başkanım nasılsınız? Günaydın. 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 İyi misiniz? Çünkü sabah sabah sizi açık havaya geçirdik. Nasılsınız? Şoför az oluyor burada. Bir 4-5 dakika. Kazasız, sıkıntısız ailelerinize selamlar arkadaşlar. İyi yolculuklar. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Özellikle bu metrobüs hattına baktığınız zaman da Mercedes marka araçların oranı %95 üstü. Dolayısıyla buradan da biz de çok gurur duyuyoruz tabii. Günde 1 milyon yolcu taşıyan çok ağır bir operasyon. Ve burada da ciddi bir Mercedes'in şeyi var, penetrasyonu var. Yakıt veriyor. Bu arabayı YTT'nin talebi üzerine getirdik. Test için. Bir aydır test ediliyor. Lüksemburg'dan geldi özel olarak. Aslında bu araba yeni sıfır bir araba değil. Toplam 21 metre uzunluğunda. 207 kişi kapasitesi var. Dolayısıyla bir ay sonra da tekrardan geriye döneceğim. Metrobüs hattı için dediğim gibi ideal olduğunu düşündüğümüz bir araç. Bizim şu eski tip araçlarımız 19,5 metredir kapasite. Biz bunları 2007'de verdik. 12 yıldır opere ediyor. Yaklaşık ortalama kilometreleri 1 milyon 400 bin civarında. Diğer markayla karşılaştırdığınız zaman onlar 350 bin kilometre koşmuşlar. Bizim arabalarımız 1 milyon 400 bin kilometre koşmuşlar. Dolayısıyla dayanıklı bu şey için, hat için ideal bir araç. Ama Euro 4, bu Euro 6. Evet. Araç başına yaklaşık 10 yıllık kullanımda başkanım 1 ton
salınımda fark ediyor. Yani Yeşil İstanbul için aslında Euro 6 motor bir ton salınımı daha az. Euro 6 şu anki en üst standart. En üst seviye, en üst standart. Dolayısıyla bu araç, o araçla karşılaştırdığımızda kapasitesi %16 arttırılmış vaziyette, uzunluk ve yolculuk taşıma kapasitesi. Yakıt tüketimi de %15 düşürülmüş vaziyette. Yani bu araç sınıfında en verimli yakıt ekonomisini sağlayan araç. Şimdi zaten yolda da göreceğiz, ses yalıtımı, yolcu konforu, ısıtması, soğutması filan oldukça üst seviyededir. Tek görük mü, çift görük mü? Bu tek görük. Tek görük, 4 dingilli, 4 kapı var. Kapılar dışa açılıyor. Önemli çünkü yolcu indirme bindirme sürati açısından son derece önemli. Mevcutlar içe açılıyor. Evet. Normaller içe açılıyor. Evet, bunlar dışa açılıyor. Bunlar metro tarzı şeyler, araçlar. Avrupa'da yoğun olarak kullanılıyor. Almanya'da, Berlin'de, Hamburg'da, Lüksemburg'da, Amsterdam'da bu araçlar kullanılıyor. Biliyorsunuz uzun araba olduğu için normal trafiğe çıkamıyorlar. Özel izinler geliyor. Daha fazla teknik bilgiyi Orhan sen verebilir misin? Ben biraz daha detay anlatabilirim. Olmaz mı? Çünkü bura bile kullanmıyor. Ön şeyler arası otobüs gibiydi yani. Evet. Bu da 250 bin kilometre yapmış bir araç. Evet. Öyle mi? Şu an 250 bin de mi? Ha, sıfır değil yani. Yok, değil. Biz bunu dediğim gibi Sayın Genel Müdürümün talebi üzerine Lüksemburg'dan getirdik. Hmm. Lüksemburg'da kullanılan bir araç. Şehirler arası kullanılan bir araç. Öyle mi? Evet. Şehirler arası. Arkayı bir hissedelim. Durabilir, sorun yok, şey. Testler devam edecek mi? Ne zaman biz filoda yeni metrobüsleri göreceğiz? Yani bu tür şehirlerin tabii otobüs alımları birkaç otobüs değil. Oldukça sayısı yüksek, ihtiyaç yüksek. Hele hele metrobüs hattı gerçekten performans açısından çok üst seviyede. Yolcu taşıma seviyesi, otobüslerin yaptığı kilometreler açısından yüksek. Onun için biz maksimum deneyim, minimum yanlışı bulmak zorundayız. Hatta hatasıza yakın araç tercihi yapmak zorundayız. Tabii gerekçelerimiz var araştırma yaparken. Günün arayışları, çevre kirliliğine dönük tedbirli araçlar olması, bunu karbon salımını azaltan araçlar olması, yanı sıra işte yakıt tüketimi, tabii ki yolcu kapasitesi ve özellikle yolcunun seyahat konforu, ısıtması, soğutması birçok açıdan arayışımız var. Bunu sorguluyoruz. Hem teknik arkadaşlar sorguluyor, hem hatlarımızda deneyimliyoruz. Ben de işte mümkün oldukça her bir aracı deneyimlemek istiyorum. Çünkü neticede 16 milyon insan adına karar veriyoruz. Geçmişte bazı hatalar yapılmış. Ne yazık ki milyonlarca liralık araçlar depoda yatmış. Yani bunlar büyük hatalar, öyle basit hatalar değil. Milletin parasını kullanıyorsunuz. Kendi zevkinize araç almıyorsunuz. O bakımdan en doğru kararı vereceğiz. Vaktimiz de kalmadı. Çünkü gerçekten otobüs alımı yenilenmesi konusunda bir ihmale uğradı İstanbul şehri. Şu anda araçlarımız oldukça yüksek kilometrelerde hizmet ediyorlar. Bir an önce yenilenmeye geçmemiz lazım. Son limitlerindeyiz. Önümüzdeki günlerde karar vermek. Artık daha önce aylar diyordum, haftalar diyordum. Şimdi önümüzdeki günlerde bir karar verip yola çıkmak zorundayız. Zira tabii hiçbir fabrikanın deposunda bu araçlar durmuyor. Bunların bir üretim süresi var, temin süresi var. Bütün onların ışığında hızlıca karar verip almak istiyoruz. Ama dediğim gibi hata yapamayız. Yüksek konfor,
minimum maliyet ve uzun yıllara dayalı verimlilik, aynı zamanda çevre duyarlılığı tabii. Bütün bu kavramları ekleyerek en doğru karar vereceğiz. Peki aşağı yukarı kaç otobüs alımı planlanıyor ve öz kaynaklarla mı alınacak, krediyle mi alınacak? Yani bu işler tabii farklı finansman modelleri var. İşte verimlilikten kastım biraz da o. Yani bu işlerde ilk günkü maliyetle oturup hesap yapmıyorsunuz. Maliyeti etkileyen diyelim 10 yıllık hesap yapıyorsunuz. Bakım var, bakımı var işin içinde. Orada kendimizi teminat altına almak istiyoruz. İşte yakıt tüketimindeki tasarrufun maliyete yansıma biçimi var. O sizin maliyetinizi aşağı düşürüyor. Bütün bunlar iyi finansman hesapları ve aynı zamanda araç teknolojisini deneyimlemiş insanların ortak kanaati gerekiyor. Burada da mümkün olduğu kadar ortak akılla hareket edeceğiz ve ona göre karar vereceğiz. Metrobüs çok tartışma konusu olan bir ulaşım aracı. Hem hayatımızı çok kolaylaştırıyor ama çok da büyük bir sıkıntı. Yani bu yeni alınacak araçlar bu metrobüste yaşanan sorunları ne şekilde çözecek? Bu yeni araçların ne gibi kriterlere bakıyor? Şöyle, burada da işte şu anda bahsetmek doğru olmayan ilave teknolojiler de konuşulabilecek. Bunlar var kafamızda. Niye konuşulmayacak diyorum. Şu anda bazı yasal altlıkları var, tartışmaya açık konular vesaire. Artı biz yani metrobüs hattına zaten gerçekten kapasitesinin çok üstünde yüklenildiğinin farkındayız. Bunu hafifletecek şey nedir? Metro yatırımıdır. İstanbul'un önceliği işte. Yani nedir metro yatırımı? Örneğin işte Mecidiyeköy, Mahmut Bey arasında bu yıl içinde devreye girecek metronun bile ciddi oranda metrobüs hattını rahatlatacağını düşünüyoruz. Örneğin İncirli Beylikdüzü hattı. Yıllardır rafta, bunu oturup hemen hızlıca konuşmak istiyoruz. Yine aynı şekilde İstanbul'un batısını ilgilendiren yine Mahmut Bey'den Esenyurt'a giden hattımız var ki bunu Beylikdüzü metrosuyla da birleştirmeyi düşünüyoruz. İhalesi yapılmış ama projesi yok ne yazık ki. Ona çalışıyoruz. Bir yandan bunların devreye girmesi tabii 3 yıllık 4 yıllık süreçler ama metrobüs açısından baktığınızda da bu hatlar devreye girdiğinde benim tahminim ciddi oranda metrobüs ihtiyacı düşecek. Bu zaten o zaman normalleşen bir ne diyelim transit hat ya da özel tercihli yol gibi düşünelim. Hat şekline dönüşecek. Bu daha verimli. Biz yani bugünü çözüyoruz ama bir yandan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasını da düşünüyoruz. Bu çözüm bu hatta hadi 4 kat büyüklüğünde bulalım, hadi şunu yapalımdan ziyade yine mümkün olduğu kadar insanları metroyla buluşturmakla çözüm bulacak işler. Ama bu hat ihtiyaç duyulduğu ölçüde elbette devam edecek. Yani biz bugünü değil aynı zamanda 5 yılı, 10 yılı hatta 20 yılı arkadaşlarıma söylüyorum tartışmak zorundayız. İstanbul'un bu anlamda geleceğini planlamak zorundayız ki sürprizlerle, siyasi kararlarla karşılaşmayalım. Bazen hep şu konuşuluyor işte daha önce de siyasi kararlar verildi. İlk planlama şu atıyorum şu mesafedeki hattı metrobüste örneğin işte Topkapı Avcılar'dı. Şunu da ekleyelim şunu da ekleyelim ama verimlilik düşünmedi. Belki orada kaybedilen vakit başka bir yatırımla çözülseydi o alanlarda belki ihtiyaç duyulmayacaktı. Mesela 2003'ten beri her seçim döneminde vaat edilen İncirli Beylikdüzü hattı çoktan yapılsaydı bu hat düşünülmeyecekti. Örnek olarak söylüyorum. Bütün bu işler sürecin geleceğe dair bir planlama ihtiyacına dönük bir pozisyonu. Bu konu ihmal edilmiş bence. Şimdi biz bunları hep böyle bugünün çözümü ama yarın daha uzun vadeli çözüm olarak bakıyoruz. Bu söylediğinizde metrobüs hattının uzatılmayacağı sonucunu çıkartabiliriz. Ama şöyle uzatılabilir. Niye uzatılabilir? Belki buradaki hafifleme orada böyle bir ihtiyacı çözebilir. Yani uzatılmasıyla ilgili. Tabii yani şimdi biz orada mesela ihtiyaçları bir miktar dinledik. Hem Silivri hem Büyükçekmece. Hızlıca mesela nasıl çözebiliriz? Bir ekspres hat çalışın dedim İETT'ye. Yani insanlar hızlıca metrobüse taşımayla ilgili bir ekspres hat. Çünkü
günün ya da ayların bazı dönemlerinde çok düşük yoğunluklu bir yolculuk var orada. Örneğin kışla yaz arasında 5-6 kat bir yolculuk farkı var. Bütün bunları gözeterek ekspres hatlar olabilir dedik. Yani burada popülizmle değil de bilimle hareket etmenin hem vatandaş lehine hem İstanbul lehine olacağının farkındayız. O kararlılığı göstereceğiz. Sanırım geldik ama komşusunu da sorayım. Plaslara ne oldu? Depolarda duruyor. Duruyor. Bir dava süreci bir miktar kullanılıyorlar aslında. Bir miktar kullanılıyor. İşte büyük bir talihsiz yatırım. Ya da biz çekip atalım. Olur. Hemen fotoğraf çekelim. Oradayız başkanım. Tamam. Tamam. Başkanım. Otobüs devam etsin. Görüşmek üzere. Hadi otobüs devam edelim. Allah'a emanet olun.